Cello Müzik Akademi'den bu hafta yine hepinize merhaba. Yine şahane konuklarım var, yine muhteşem konuları var ve ben de sizlerle dinlemek ve sizinle paylaşmak için heyecanlanıyorum. Kimler mi? Yine koromuzun çok kıymetli iki sazendesi diyeceğim. Bu kez farklı oldu. Seda Akkuzuloğlu ve Güler Akyol. Hoş geldiniz Güler Hoş bulduk Hanım, Seda hocam. Hoş Hanım. bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz şimdiye kadar hep solist arkadaşlarımızı ağırladık, korist arkadaşlarımızı. Bu hafta değişik oldu benim için de. Şimdi biraz enstrümanlarınız üzerine, biraz koro üzerine ve müzik üzerine dair, müzik üzerine konuşmalar yapacağız. Nasıl başladı diyorum Seda Hanım. Ritimle başlangıcınız, müzikle başlangıcınız nasıl başladı? Cello'nun kurulumuyla Yaşasın başladı. Evet, cello. kesinlikle. Sevil'le biz yaklaşık uzun süredir, şimdi sene olarak aklıma gelmiyor ama Kadim dostluk. evet, dostluk vardı. Çocuklarımız veli olarak arkadaştık. Oradan uzun yıllar sürdü. Daha sonra Sevil işte böyle bir yerden bahsettiğinde tabii hepimiz heyecanlandık. Cello kuruldu. Daha sonraki benim müzikle hiç alakam yoktu. Sadece dinlerim. Yok olduğunu zannediyormuşuz Evet, diyelim. öyleymiş. Ritim derslerinin başlayacağını falan bana söylemişti. İşte gel bir dene, hani belki seversin dedi ve öylelikle benim enstrüman çalma ve müzik serüvenim başladı. Şimdi ritim aslında enstrümanların bütün orkestranın bel kemiği gibi. Evet. Yani hani şu algı var. Ya ritim çalmak en eğlenceli, en kolay. Tam tersi, tam bir bel kemiği, Evet. omurgasıdır aslında orkestranın. Bu kadar iddialı bir enstrümana böyle pat diye ritimle mi oldu yoksa bir başka enstrümandan ritme geçiş mi oldu? Nasıl oldu? Direkt ritimle, yani bendirle başladım. Daha sonra darbukaya geçtim. Ki ben bu şekil olduğunu tabii bilmiyordum. Enstrümanların işte ne bileyim şeyin bel kemiği olduğunu. Bilmemeniz iyi olmuş Evet, bence. kesinlikle. Ama yani onu çalarken stresimi attım. Hocamız çok eğlenceliydi. Ortam çok güzeldi. Hocamız kimdi? Evren Onu da Öymez hocamız. Evrencime de Evet. selamlarımızı iletelim. Onun çok emeği oldu üstümüzde, sağ olsun kendisi. Kendisi de Öyle. yumuşacık, naiftir Çok, zaten çok. Evren'in de. O zaman teşekkür ederiz Evrencim sana. Ne tatlı ki Seda'mla bizi Evet, buluşturdun. sağ olsun. Öyle gelişti. Daha sonra koro açıldı. Koro başlayınca Sevil işte koroda hocamızdan rica etti. Hani Seda da orada Eşlik orkestrada etsin, eşlik evet. edebilir mi diye. Hocamız da kabul edince ben orkestrada da çalmaya başladım ve bu benim ilerlememde aslında çok faydalı oldu. Tabii. Direkt sizi Kesinlikle. sahaya itti o bilgiler, değil mi? Evet. Evet. Öyle başladık ve işte Cello'nun açılımından 2019'dan beri de burada hem koroda hem ritim dersleriyle devam ediyordum. Bizim koromuzda olmanız da benim için de çok büyük Ay, çok şans. Çok teşekkür teşekkürler, çok ederim sağ olun Seda hocam. Hanım. Sizle beraber Şimdi olmak da. sizi biraz dinlendirirken Güler Hanım'la biraz sohbet edelim. Evet Güler hocam. Hanımcığım, sizin cello Değil, evet. ilk Yani deneyiminiz ben, değil. Hadi biraz evet, bahsedelim. 2006-2008 yılları arasında Mihriban Sayın Korosu İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait bir koroydu. Ben de öyle kendime avutayım, bir şeyler yapayım adıyla yazıldım, kayıt oldum. Ama beni telefonla aradılar, dediler ki sınavla alınacak. Ne kadar güzel. Evet, sınavla o koroya katıldım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye bir endişe duydum. Bugünkü heyecan gibi. Ne Ve tatlı. başardım. Ondan sonra orada işte ses aldılar önce, sonra ritim duygusuna baktılar. Hepsini karşılayınca, yani isteklerini karşılayınca koronun içerisine girdim. 2008 yılında çocuğum için İstanbul'a geldim. Eğitim. Eğitim için, uçuş eğitimi alacaktı. Ne kadar Onun güzel. için İstanbul'a geldim. Ve 2011 yılında da Oğuzhan Bolbol
Okulu'nun korosuna misafir öğrenci olarak katıldım. Eylül veya Ekim ayıydı herhalde. Kayıtlar dolmuş. Daha sonra orada hem nazaret dersleri, Beylikdüzü. Beylikdüzü. Bu arada Mihriban evet. Sayın ablamıza da sevgilerimizi iletelim. İnşallah çok hocam. Önemli uzun zamandır ben de göremiyorum. Önemli bir solisttir. Evet. Ondan işte koroda nasıl durulur, duruş şeklimiz, eller nasıl bağlanır falan. Onları öğrenmiş olduk. Disiplin şart tabii, yani. Tabii. Onu görmüş oldum. Ve buraya hazır bir korist olarak gelmiş oldum aslında. Evet. Daha sonra işte Oğuzhan Bolbol Beylikdüzü'nde. Aynı zamanda ut dersi de veriyormuş. O zaman 49 yaşındaydım hocam. Yapabilir miyim acaba dedim. Neden olmasın dedim. Hemen bir mesaj verelim mi? Tabii ben çok seviyorum. Yani, bize izleyenler için. 49 evet. yaş yok, ve bir yaşım, enstrüman. Evet. Lütfen sizin yaşınızda o yaşta evet. başlayacak olan ya da çekincesi olan, yaşla ilgili çekincesi evet. olan. Evet. Arkadaşlar ben daha önce mandolin çalan bir öğrenciydim. 15 yaşına kadar çaldım. Ama işte 49 yaşına kadar da bir şey yapmadım yani. Buraya geldiğimde yapabilir miyim? Yapabileceğimi görmüş oldum. Lütfen yaşlarınızı bahane etmeyin. Sizler de yaparsınız. Önemli olan istek duymak ve çalışmak. O zaman Seda Hanım'dan da aynı şeyi alalım değil mi? Yani müziğe hiç ilgim yok. Ay ben bilmiyorum yapabilir miyim den buraya evet, gelmek. Evet, o zaman yani, lütfen içimizdeki potansiyeli evet, nasıl kesinlikle bir şeye başlamak. Yani ön yargılı yaklaşmamak en öncesi. İçimizdeki cevheri keşfetmek. Önemli olan. Evet ben de buraya gelmeden önce, başlamadan önce ritim derslerinde böyle bir yeteneğimin olduğunu bilmiyordum. Ama çok zevk alarak zaten derslere de hep geldim ve şu anda da çok zevk alarak çalıyorum yani. İşte bu kadar. Aslında en kolayı galiba bizim yargılarımızdan evet. uzaklaşıp içimizdeki cevheri çıkarmaya niyetli olmak, evet. talip olmak. En büyük bizim yolumuzu açan şey aslında. Ve bu da oturup da mesela öğretmenin ben çalamayacağım diye vazgeçen arkadaşlar var mesela. İşte. Kesinlikle vazgeçmeyin arkadaşlarım. Yani şimdi aslında öğrenmek şöyle bir şey evet. diye düşünüyorum. Önce bir tamamen ciddi bir kör duyum oluyor bilgileri alırken. Aa, ben hiçbir şey bilemeyeceğim, yapamayacağım dediğiniz anda sanki biraz üzerine gittiğinizde hani o kör düğümün ucundan çıkan bir ip vardır ya onu çektiğiniz an dümdüz olur. Bir anda bütün yol size açılıyor aslında. Evet. Tam da o noktada belki bırakmamaları gerekiyor değil aynen mi? Aynen öyle hocam. Evet. Nota çok önemli. Nota bilgisi önemli. Öyle. Peki, Ud'dan bir şey dinleyelim derim ben size şu anda. Tabii ki. Bir icra, bir ne geliyorsa tabii Seda Hanım. Bana eşlik eder evet. hocam. İçimden böyle geldi. Sohbeti biraz müzikle taçlandıralım. Bu kadar ut dedik, içimizdeki cevher dedik. Ne icra edeceksiniz? Söyleyecek misiniz aynı zamanda? Söyleyeyim hocam. Hadi söyleyin. Hem tamam. söyleyip hem çatalım. Nihavend bir bakın. Bir Demet Yasemen. Kime aittir? Tabii ki Zeki Müren'e. Evet. Ruhu şad olsun evet. sanat güneşimiz. Aynen. Thank you.
ben çaldım. Fark ettim çıkmadı. Ama dedim ki herhalde Meyhan'ın dönüşünde tek ud şeyi var. Onun için bir başladım, sonra dedim ki neyse susayım ben, bu böyle herhalde. İki eşlik ettiniz. Yok hocam, dört ses çalmıştık. Olsun. Ama böyle de muhteşem. Böyle oldu. Özür dilerim arkadaşlardan. Hiç da. Özür dilerim. Biraz bir şey da heyecanlandım. Sesinizin bu genişliğini de göstermiş olduk. Ne tatlı oldu. İyi ki okudunuz. İyi ki de böyle bir şey oldu. Biz akışta yapıyoruz arkadaşlar bütün kaydı. Hiç kesmiyoruz, dur yapmıyoruz, montaj yapmıyoruz. Onun için istiyoruz ki ruhumuzdan böyle aksın ve bu samimiyetimize siz de ortak olun. Değil mi ama? Evet, doğal olarak. Aynen öyle. Şimdi gelelim müziğin, bu enstrümanın sihirli gücüne. Sizin için çok önemli bir dernek girdi hayatınıza müzik aracılığıyla. Evet. Hep onu söylerim, müzik şifadır, müzik birleştirici güçtür, müzik en güzel yol arkadaşıdır. Evet. Nasıl oldu ÇÖDEM? ÇÖDEM nasıl oldu? 2019 yılında. ÇÖDEM'in bir açılımını yapalım mı? Çocuk yani? Destek Merkezi. Çocuk Destek Merkezi, Aile Bakanlığı'na bağlı bir merkez. Hı hı. Ben de nereye gittiğimizin farkında değildim aslında. Ne bir arkadaşımız söyledi. Bir yere gideceğiz, koro çalışıyorlarmış, gösteri yapacaklarmış. Güler abla yardımcı olur musun dedi. Olur dedim. Ve gittik, bir yurda girdik yani o şekilde. Ve 2019 yılında işte oraya başlamış oldum. İşte Mayıs ayında arkadaşlarımla birlikte konserler verdik. Ondan sonra bir hatta tiyatro gösterisi falan da yaptırdım çocuklara. Harika. Çocuklar... 13-16 yaş kız grubu hocam. Kız grubu, kız onları grubu. Da söyleyelim. Evet, kız grubu. Çocukların maalesef madde bağımlısı. Hı hı. Ve işte ihtiyaçları olan çocuklar diyeyim size. Şimdi bu çok önemli. Yani tacize uğramış bebeler. Evet. Günümüzde zaten çocukların en büyük handikapı bana kalırsa konuları... bir sahip çıkılamayan diyeyim ya da evet, sahipleri olması var ama gerekiyor. Olmuş. Sahip evet. Yani bazen de öyle olması gerekiyor. Onu bilemiyorum evet. Tabii ama en maruz kaldıkları durumların birisi kız çocuklarının cinsel istismar ki görüyoruz. Evet, evet, bunu konuşmak evet. Gerekiyor da belki müzikle beraber evet. Belki yani konumuz bu değil ama şey ikincisi istedim, madde evet. Bağımlılığı. Ama işte buradan siz başka bir yere götürüyorsunuz. Evet. Özellikle bunu söylemek istedim. Mesela ilk başlarda benim yanımda bir gözetmen vardı. Hı hı. Ben dedim ki bu gözetmeni istemiyorum. Ben çocuklarımla baş başa olmak istiyorum. Hı hı. Yani çok fazla konularına girmiyorum hala. Yani 5-6 sene oldu. Hı hı. Hala sormuyorum hani nedendi, niçindi. En güzeli, en güzeli. Onları sormuyorum. Onlarla birlikte oturuyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Genelde tür sanat müziği ağırlıklı. Ama dört sesten çalıyorum veya beş sesten çalıyorum. Çocuklarım da beni duydular. Çok ayıp oldu hocam aslında. Hiç sesini çıkartamadım. Hiç ayıp olmadı. Çok güzel oldu. O çocuklar sizde. Siz çok seviyorum. O sevdiği görüyorum hocam. Evet. Evet. Nasıl bir yol aldı peki? Yani hani girdiğiniz günden yol alan neye şahitlik ettiniz? Şimdi ben gönüllü hizmet ediyorum onlara. Haftada bir gün gidiyorum. Hı hı. Derslerimiz olduğu zaman, yani bir gösteri yapacaksak eğer, o zaman haftada iki gidiyorum, üç gidiyorum. Yani şarkı tamamlanana kadar şarkılar diyeyim. Ondan sonra bırakıyorum. Ama benim çocuklarım da diyorum ki, çocuklar okuyun. Hı. Onlar için de bir beste yaptım ben. Harika. Beste yaptım, güfte yaptım. Bu arada bizim YouTube kanalımızda var bu kaydı. İsmini söylerseniz oradan merak eden izleyicilerimiz de... Onların şarkıları gizli hocam, yok. Yok, sizin yaptığınız bir beste vardı. Ha, var. Onu... Hasret diye bir bestem var. Hasret. O ayrı. Yine YouTube bestem. Kanalımızda evet. YouTube'da, Çello'da yüklü. Böyle hocam. Harika, yani. Harika. Peki Seda Hanım, müzik dışında neler yapıyorsunuz? Çocuklarım yetiyor. Evet. Aynen öyle. Onu çok farkındayım. Çocuklarım yetiyor. Pandemi döneminde eşim evden çalışmaya başladı. Ve şu dönemde de işte yine hep evden devam ediyorlar. Şirketin öyle bir politikası var. Artık evet. Evden çalışıyorlar. Haftada iki isteyen şirkete gidebiliyor. O nedenle bayağı bir yoğun
geçiyor günlerim. İşte arada cello'da böyle bir mola. Evet. Kafa dinleme molası veriyorum. Arada bir gün de değil. Arada geliyorsunuz kahve içmeye. Cello'nun böyle bir özelliği var. Bir aile ortamı. Evet, evet. Ama ben biliyorum ki bu aile sadece salı akşamları kalmıyor. Tamam. Çünkü cumartesi günü siz ne yapıyorsunuz? Ben görüyorum WhatsApp grubunda. Hadi bakalım işi olmayan gelsin. O kadar muhteşem bir ekipsiniz ki. Cumartesi ne oluyor burada? Cumartesi çok güzel bir müzik ortamı oluşuyor. Dediğiniz gibi işte iş, yani hafta sonu kafamızı dinlemeye, evet, buraya eğlenmeye geliyoruz, stresimizi atmaya geliyoruz. Benim eşim de hafta sonu gitarla bizlere eşlik ediyor. O şekilde güzel bir ortam oluşuyor. Herkesi de bekleriz. Yine burada şeyi de ekleyeyim isterseniz izninizle. Burada tabii ki dersler devam ediyor. Burası bir müzik akademi olduğu için çocuklarını getiren aileler var değil mi? O saatlerde evet, evet. Çocuklarını bir enstrüman dersine getiren aileler ne yapıyorlar? Burada bir müzik var değil mi? Evet. Yavaş yavaş sizlere adapte olmaya başlıyorlar. Evet, evet, evet. Burada hayat devam ediyor efendim cello'da. Evet. Her daim değil mi? Kesinlikle. Şimdi koroya dahil olmak isteyen arkadaşlarıma, bizim korodan bahsetmiyorum. Hayatına müzik katmak, Türk müziğiyle ilgilenmek isteyen arkadaşlarımıza ne önerirsiniz? Yaş sınırı koymuyorum lütfen, onu da belirtin. Ne önerirsiniz? Koro ne katıyor işte? Diyorsunuz ki stresimden uzaklaşıyorum. Evet, kesinlikle mesela. Yani o 2 saat veya 3 saat, yani kendinize ayırdığınız bir zaman. Kafanızda herhangi hiçbir şey olmuyor. Yani o anda repertuara odaklanıyorsunuz, müziğe odaklanıyorsunuz. Ya o çok farklı bir haz veriyor insana gerçekten. Yani herkese tavsiye ederim ki ben dediğim gibi başta da sanat müziğiyle hiç alakam yokken, yani şu an neredeyse eskilere nazaran, eskilere gitmedik. Varmış, onu anladık. Çoğu parçayı biliyoruz artık yani ve severek dinliyoruz ve söylüyoruz. Harika. O zaman bekliyoruz her koroya diyelim değil mi? Evet. Pilar Hanımcığım, siz neler söylemek istersiniz? Hocam benim hayatım müzik oldu. Pazartesi günleri kent korosu var İspartakule'de. Onların yanına gidiyorum, ut çalıyorum. Salı günü buraya geliyorum. Daha önce Ensar Tuç Bey vardı. Sonra şimdi siz oldunuz. Ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ederim. Ve yeni öğreticilerimizle baş başa olmak beni mutlu ediyor. Ondan sonra çarşamba günü Cengiz Han Sönmez Korosu'na katılıyorum. Evet. Orada işte sesimi açmaya çalışıyorum. Perşembe günü ÇÖDEM'e gidiyorum. Çocuklarımla beraberim. Cuma öğrendiklerimi öğretiyorum. Evet. Değil mi? Yani doğru. Bildiğimi öğretmek tabii, istiyorum. Tabii. Bu benim şeyim yani. Çok önemli. O benim misyonum diyorsun. Evet, misyonum çok, oldu. Çok önemli. Bildiğimi öğretiyorum. Öğretmek de gerekir. Ve koroya katılmalarını isterim arkadaşlarım. Gerek burası olsun, gerek başka korolar olsun. Yani gidin seslerinizi açın. Kendiniz için bir gün evet. ayırın. Kendiniz için bir gün ayırın. Çok güzel bir olay. Harikasınız. Hem öğreniyorsunuz. Evet, öğreniyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Sizlerle beraber olmak çok 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 keyifliydi. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Cümle, mesaj, her neyse. Teşekkür ederiz öğretmenim. Ben teşekkür ederim kendi adıma. İyi ki bu koroyu kurdular. Cello ile mutluyum. İyiyim. Onlar ben onlarla 2013 yılında tanıştım. 2019 yılında yollarımız hep birlikte ayrıldı. Ve hiç ayrılmadık aslında. Peki. Cumartesi günleri ben buraya pek katılamıyorum hocam. Çünkü annem de var benim. Biraz ona da vakit ayırmak istiyorum. Peki. Ve konservatuvar öğrencisi de oldum. Konservatuvar da bitirdim Cengiz Han Sönmez'de. Ama ne kadar çalıştım bilmiyorum. Ama pandemi döneminde bana çok faydası oldu. Varsa evet. imkanlarınız gidin arkadaşlar. Evet. Yani. Evet, kendinize bir şeyler yapın. Evet, kendinize zaman ayırın. Çok 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 kesinlikle. Teşekkür ederim. Verdiğiniz teşekkür mesajlara, varlığınıza, müzikalitenize, kattıklarınıza yolunuz her daim açık olsun. Bir performans da alacak mıyız yoksa bir taneyle sınırlı kalsın? Bir tane yeter. Peki o zaman bu hafta Cello Müzik Akademi'nin stüdyo katından Alasmaldık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Hoşçakalın.